İlk konuğumuz Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü, psikiyatrist, Profesör Doktor Nevzat Tarhan. Bugün kendisiyle tükenmişlik sendromunu konuşacağız. Bir hayli güncel bir konu, özellikle günümüzün artık sanayi toplumlarında, çalışma hayatında başımıza gelebilecek durumlardan birisi. Hoş geldiniz Sayın Tarhan, günaydın. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyi yayınlar Güray Bey. Teşekkür ediyoruz. Tükenmişlik sendromunun tanımıyla başlayayım isterseniz. Neden oluyor, neyden kaynaklı? Bunlarla başlayalım. Tabii, yani tükenmişlik sendromu olarak bilinen sendrom 70'li yıllarda literatüre girdi. Ortaya çıkmasına sebep olan da depresyondan bazı farklılıklarının olması. O yani depresyon gibi bilinirken aslında depresyonun bir alt grubu gibi yahut da depresyon gibi gözüküp de ama farklı bir klinik bilgi, antite olduğu anlaşıldı. Bu durumda tükenmişlik sendromu tabiri kullanıldı. Bu tükenmişlik sendromu da sizin girişte çok güzel söylediğiniz gibi bu sanayi toplumlarında ve rekabetin yoğun olduğu ortamlarda çok fazla oluyor. Rekabetin yoğun olduğu, sosyal desteğin zayıf olduğu ortamlarda çok daha kolay çıkıyor ve şeyle kişinin stresini yönetememesiyle çok yakından ilgili. Yani stres, çünkü sonuçta yani stres kelimesi de aslında sanayi Türk dünyanın sanayileşmesiyle birlikte ilk defa 1800'lü yıllarda madenlerin birbirleri kesişme noktasını stres noktası, basınç noktası, tazyik noktası olarak ele alıp ilk stres kelimesi oradan çıktı ortaya. Yani madenlerin işte yorulması ve maden yüklerinin ortalamanın üzerinde olduğu yerlere stresli olarak tanımlandı. Daha sonra bu 60 yıllardan sonra şeye girdi, tıbba girdi bu. Stresle ilgili bir Kanadalı bir fizyolog çok güzel bir keşif yaptı. Streste vücudunda streste savaş ve kaç tepkisini ortaya çıktı. Tehlike anında vücut iki türlü tepki veriyor. Ya savaşıyor ya kaçıyor. Savaşırsa bir adrenalin salgılanıyor. Omuz, boyun, bel, sırt sempatik aktivasyon oluyor. Sempatik sinir sistemi uyarılıyor. Omuz, boyun, sırt kasları kasılıyor. Damar direnci artıyor. Tansiyon yükseliyor. Göz bebekleri büyüyor. Dikkat artıyor. Kaslar geriliyor. Saldırmak, savunmayla ilgili savaşma duygusu oluşuyor. Yahut da tehlike çok büyükse kaç duygusu oluşuyor. Beyin noradrenalin fazla salgılıyor. Tansiyon düşüyor, düşüp bayılıyor kişi. Bu beynin yani tamamen fizyolojik bir tepki olduğu. Yani bu yüzden adli tıpta bazı vakalar vardır böyle. Yani kişiye bir şaka yapar, gelip arkadan boynuna sarılır, pat diye kişi ölür o anda. Kalbi durur. Yani otopsi yapılır, hiçbir şey bulunmaz. Hiçbir şey bulunmaz ama kişi ölmüştür. Neden öldü? O zaman esansiyel ölüm deniyordu, bilinmeyen ölüm deniyordu. Şimdi de anlaşıldı ki o aslında beyin kimyasal depoları birdenbire boşaltıyor korkuyla, şokla. Noradrenalin öyle bir boşalıyor ki kalbi bloke ediyor. Mesela o hastaya kalp masajı yapılsa hemen o anda hemen toparlar. Öyle bir şey, ölüm nedeni oluyor. Ya bunun gibi yani vücudumuz çok şey, yani tükenmişlikle ilgili yani vücudun kişiyi kendini nelere mesela tükenmişlik sendromunun depresyondan farkı ne? Nelere tükenmişlik sendromu diyoruz dersek, yani bir kere tükenmişlik sendromun fiziksel belirtileri vardır. Yani fiziksel belirtiler derken işte son derece müthiş bir yorgunluk vardır. Yani kişi mesela bir bardağı alıp şuradan şuraya koymak istemez. Kişi bir ev hanımı ise mesela bulaşığı yıkamak, bardakları yıkamak gözünde büyür. Merdiveni çıkmak bile gözüne birkaç merdiven çıktığı zaman dinlenme ihtiyacı hisseder. Yani ve bu kişilerde uyku da kalitesi bozulur. Sık sık uyanma vardır. Ve bu uyku düzenindeki bozulma, bitkinlik, yorgunluk hissi fiziksel belirti olarak dikkat çeker. Onun için tükenmişlik diyor. Yani daha önce canlı enerjik olan bir kimse böyle bedensel olarak ciddi bir bitmişlik, tükenmişlik duygusu. Hatta buna yetti artık dedirtir kişiye. Yani ben artık ya tahammül edemiyorum, yetti artık dedirtir. Diğer bir duygusal belirtiler de vardır. Burada duygusal belirtilerden mesela en önemlisi kişinin
karamsar olması, ümitsiz olması, umutsuz olması kendisine, kendini değersiz, başarısız görmesi, sonra mesleki özgüveninin gitmesi ve en çok burada şey olur, ben yapamam, başaramam demesi ki, hatta buna kapana sıkılmışlık sendromu da diyenler var. Yani kişi öyle bir ruh halinde ki kendini kapana sıkılmış gibi hissediyor. Düşün, kapana sıkılmış bir şey olduğunu, dipsiz bir kuyuya düştüğünüz bir canlı olduğunu düşün diyelim bir kuyuda. Yani şey, hiç kimse duymuyor, görmüyor. Nasıl bir ruh halinde hissedersiniz? Bu kişiler böyle hissediyorlar kendilerini. Ve düşünsel belirtiler de var tabii bu kişilerin. Yani duygusal olarak böyleyken düşünce olarak da bazı farklı düşünceleri var bu kişilerin. Normalde düşüncelerini yönetseydiler bunu, bu şeyini, yani duygularını, streslerini yönetebilirlerdi. Ama düşünsel olarak da tükendikleri için, çöktükleri için bir var olan kaynaklarını kullanamıyorlar. Ego güçlerini, psikolojik kaynaklarını kullanamıyorlar. Çünkü onlar sürekli düşündüğü zaman da beyin 60 dakikanın 59 dakikası hep olumsuz şeyleri düşünüyor. Genellenmiş olumsuz yargılar var. Ben yapamam, beceremem. Bu iş beni aşıyor. Bittim, tükendim artık deyip böyle şeyden, yani tamamen yetti artık, bitti artık deyip zihinsel olarak bloklanma var. Ümitsiz ve karamsar olma var. Dördüncü şey, davranışsal belirtileri de vardır. Mesela davranış alanında da bozulma vardır. Bu kişilerde mesela sosyal içe çekilme olur. İnsanlardan üzülü olur böyle durumlarda. Ve daha çok da bu tükenmişlik sendromu böyle hizmet sektöründe çok fazla, insanlarla temasta. İnsanlara hayır diyemeyen kişiler çok rahatlıkla tükenmişlik sendromuna girer. Hayır diye, yani yeteri kadar hayır diyeyim, içine atıyor ve ben tükenmedim, yapamam diyor. Halbuki daha önceden söylese, ben iş setini bırakıyor gidiyor mesela. Çekim setini bırakıyor gidiyor birdenbire, yapamıyorum diye. Niye aracı, ben tükenmiş sendromu yaşıyorum diye. Halbuki başlangıçta bellidir o yorgunluklarla, böyle o şeylerle, o anda zaten ilaç bile gerekmiyor başlangıç döneminde fark ederse. Sadece düşünce alışkanlıklarını değiştiriyoruz bu kişilerin. Böyle olaylara bakış tarzını, ele alış tarzını değiştiriyoruz. Ve böyle olunca stresin yönetilemez olduğu, bildiği stresin aslında yönetmesinin bir yolu olduğunu görüyor, buluyor ve yönetiyor böyle durumlarda. Yani bunu yapamadığı zaman kişi olayı böyle olumsuz algılarla çok fazla büyütmüş oluyor. Ve genellikle de bu işlerde hani iş hayatıyla çok yakınlar olduğu için ve yeti eğitimi yapıyor. Yani bu kişiler böyle, bence ölüm tehlikesi hani genellikle olmaz. Yani birçok hastalıklara, işte mide, bağırsak, kalp damar hastalıklarına sebep olsa bile, ama asıl bu kişilerin zararı yeti eğitimi var. Yani iş yerini bu kişilerde işte verim kaybı çok fazla oluyor. İşlevsellikleri düşüyor. Yani iş doyumunu sağlayamayan kişiler oluyor. Yani hizmet sektöründe burada bu kişilerin ve sürekli aciliyet isteyen işlerde çalışan kişilerde çok olur. Onun için nasıl böyle radyolojide çalışanlara şey vardır böyle, ya mola verdirilir zaman zaman, uzak şeyden uzaklaştırılır, bir saat erken çıkar vesaire gibi, böyle hizmet sektöründe çok işte call center'larda çalışan bazı şeyler vardır ki, yani gerçekten şeydir, tüketir insanı. Öyle kişilerde bazı yöneticiler bunun farkına vardığı zaman böyle durumlarda hep bir kişiye yüklenmezler. Bu kişilerin bir özelliği de sorumluluk duyguları yüksektir bu kişiler. Sorumluluk duyguları yüksek olduğu için yani şey yaparlar. Yani kimseye hayır diyemezler ve ben yaparım başarısızlığı tahammül edemezler. Yani ya başarısız olmaktansa ölsem daha iyi gibi bir düşünceli hareket eder aslında. İyi niyetli bir yaklaşım. Ama insanın da bir şeyi var mesela. Elinin kaldıracağı şey, bir 10 kilosu insanın gözü 1 gramı bile kaldırmaz göz kapağı. Yani onun için bu duruma, şarta, konumlara göre kişi sorumluluk altına, yük altına girmesi gerekiyor. Ve iş yerinde onun için küçük molalar vermek gerekiyor. Küçük molalar verilemezse bir müddet sonra moratorium vermek gerekiyor. Yani tüken, iflas ettim diyor.
Yani tamamen konkordato ilan eder gibi oluyor her şeyden. Tükenimde yani birçok ona güvenerek başlayan birçok işleri yarım bırakmış oluyor. Yani bunun için burnout sendromu da deniyor, işte tükenmişlik sendromunda. Önceden bu ön belirtilerle hissedilebilir. Yani bu kişilerin düşünce alışkanlıkları yanlış oluyor. Yani kapanma, kısılmışlık hisleri yaşıyor. Hep yakınırlar mesela bu kişiler. Bakıyorsunuz çok yakınmacıdırlar. Hep hallerinde şikayet ederler. Küçük şeyden mutlu olamazlar. Sahip olduğu olumlu şeyleri göremezler. Hep olumsuz şeylere odaklanırlar. Yani mesela hep söyleseniz mesela en çok söyledikleri nelerdir diye, yoğun çalışmama rağmen çok az kazandığımı düşünüyorum der. Yani iş doyumu düşüktür mesela. Çok çabuk yoruluyorum, kolay yoruluyorum der. Sebepsiz karamsarlık yaşıyorum der. Böyle kişiler yani bakar yani bir sebep yok karamsarlık için. İşim iyi, yani işimi seviyorum ama niye böyle karamsarım diyorsa, yani bu da mesela kendini analiz edebiliyor demektir. İyi bir şeydir. Çözüm daha kolay böyle durumlarda. Mesela bu unutkanlık da çok artar bu kişilerde. Çabuk yorulmayla birlikte. Yani böyle çok kolay üzülen kişiler olduğunu görürüz. Tükenmişlik sendromu yaşayan kişilerin. Çok kolay alıngandırlar. Yani canım desen canım çıksın anlarlar. Böyle kişilerde daha çok ortaya çıkıyor. Ve kolaylıkla hastalık şey yaparlar. Yani bir ağrıları, fiziksel hastalıkları daha sık sık çıkmaya başlar. Tükenmiş sendromu başladığı zaman. Yani mesela içinden gelerek gülmez. Cinselliği bile böyle zevk almadan vatani görev gibi yapma eğilimindedirler. Onun için Dünya Sağlık Örgütü bu yeti eğitimini çok bozduğu için bunu hastalık kategorisine aldı. Dünya Sağlık Örgütü tükenmişlik sendromu diye tanımladı. Söylediğim belirtilerini tanımladı. Tedavisinde başlangıç döneminde fark edilirse psikoterapi yapılıyor. Ama ilerlemiş dönemlerde daha yani işi tamamen bırakıp erken yaşta birçok yeteneği varken topluma, mesleğine katkı sağlayabilecekken ben tükenmişlik sendromu oldum deyip işini terk edip emekli ayrılıp Marmaris'te balık avlayan çok kimse vardır. Yani bunlar aslında tepkisel hareket ediyorlardır. Ya böyle durumlarda insanoğlunun öyle bir yapısı var ki insan 100 kapılı bir saray gibidir insan. 99 kapısı kapalı olsa, bir kapısı açık olsa oradan o saraya girilebilir. Hayattaki önümüze çıkan zorluklar da böyledir. 100 kapılı bir saray gibidir. Etrafı dolaşacaksın. Açık kapıyı bulacaksın, gireceksin. Ama bu tükenmişlik sendromu olan kişiler hep kapalı kapılar zorlarlar. Olmuyor derler. Ve kolaylıkla böyle yeni seçenek arama konusunda, yeni deneyimle açık olma konusunda şeydirler. Yani çok düşünmezler, yormazlar kendilerini. Hep mesela başkasından bekleme eğilimleri fazladır. Mesela bu kişilerin çocukluk dönemlerini araştırdığımız zaman da yani hayatta birçok şey kolay elde etmiş kişilerdir. Emek vermeden, yorulmadan. Onun için şu anda bu yeni yetişen kuşak çok konformist bir kuşak. Birçok şeyi kolay elde etti, emek vermeden, yorulmadan. Mesela yok bilmiyor, hayır bilmiyor. Bir açlık nedir bilmiyor. Yani bir şekilde hiçbir hayatın hiçbir döneminde böyle ekmek katığı denir Anadolu'da. Yemek bulamadığı zaman şeye bol ekmek doğrarlar yerler. Yani bu yeni nesil bunu bilmiyor. Bolluk içinde büyümüş. Onun için bunlar bunu birazcık mahrum olduğu zaman orantısız tepki verebiliyorlar. Yani onun için yani bu mesela bu krizde bizim aslında şu anda yani küresel bir kriz var ve Türkiye bunu daha büyük yaşıyor, daha gürültülü yaşıyor. Yani böyle bir durumda ama ümitsiz ve karamsarlığa hiç ne zorluklar yaşanmış. Yani onun için hiç kesinlikle yani Türkiye'de bunu böyle krizi aşabilecek hem toplumunun gücü var, sosyal yapımız var. Bununla ilgili birçok geçmişteki kazanımlarımıza baktığımız zaman biz hiç sıfırdan İstiklal Savaşı kazanmış bir toplumuz. Yani İstiklal Savaşı kazandığı zaman
Hatta orada meşhur bir şey vardır. Tıbbiyeli hikmet konusu vardır şeydir. Sivas Kongresi'nde mesela herkes böyle artık, mesela bu bir politik tükenmişlik yaşıyordu herkes. Artık biz Amerikan mandası olalım dedi. Amerikan mandası demek Amerika'nın şeyi, vilayeti gibi olmak. Onun hakimiyetine girmek. Onun hakimiyetine girmek. Yani o yönetsin bizi. Onun adına bir vali atasın bize, o yönetsin tarzındaki ciddi bir eğilim varken, bu Sivas Kongresi'nde 100 kişi davet ediliyor, 30-35 kişi geliyor. Onlar da mandayı, ses büyük çoğunlukla manda istiyorlar. Bu Tıbbiyeli Hikmet 39 yaşında bir genç. Tıbbiyelerin temsilcisi olarak, askeri tıbbiyenin temsilcisi olarak geliyor ve o kongrede bu konuşmaları duyunca ben diyor buraya, Mustafa Kemal'in de olduğu, Atatürk'ün olduğu o dönem mecliste diyor şey, ben diyor burada bağımsızlık için geldim diyor. Atatürk'e dönüyor çocuk, diyor ki siz de eğer karşı çıkarsanız bağımsızlığa, size de karşı çıkarız diyor. Biz tıbbiyeliler olarak bağımsızlıktan başka bir seçenek düşünmüyoruz diyor. Ve onun üzerine tam da Mustafa Kemal'in de o öyle bir şeyi varmış yani. Yani o da aynı benzer düşündüğü için, yani liderliği tabii, müthiş bir liderlik orada düşündüğü için diyor ki ya istiklal ya ölüm diyor o zaman. Ve o zaman Erzurum Kongresi'ne gidilince bütün Türkiye'den daha çok katılım oluyor ve orada bağımsızlık savaşı kararı veriliyor. Yani evet. Düşün, burada aslında o tükenmişlikle ilgili, yani böyle bir nesil yetiştirmemiz lazım bizim. Ufak bir engelli hemen tükenmişlik sendromuna girmek yerine, yani tükenmiş sendromuna girdikçe sadece klinik vaka bu, ama girmeden önce koruyucu dönem var. Koruyucu dönemde kişinin şey yapması gerekiyor. Yani yaşam felsefesi çok önemli burada. Ufak bir engelle küsersen tükenmiş sendromuna girebiliyorsun rahatlıkla, ama böyle acılarla acılar insanı geliştirir. Hatta bir şey vardır bak. Yani bir anne karnında, süremin sonuna geliyorum farkındayım ama onu da anlatayım isterseniz. Tabii. Perinatal psikoloji şey vardır. Perinatal psikoloji psikologlar vardır. Doğum öncesi, yani doğum esnasının en iyi psikolojisi nasıl olur diye araştırma yapan. Onun araştırmasında bir çocuk doğarken normal doğan çocukla doğum kanalından geçerek doğan çocuğu, İki çocuk üzerinde bir test yapıyor, araştırma. Çocuklar doğar doğmaz topuklarına bir iğne batırılıp stres hormonu ölçülüyor. ASTH diye bir hormon ölçülüyor hemen. Stres cevabını ölçüyorlar çocuklar. Şimdi sezeryenle doğan çocuklar, doğum kanalına girmeyen sezeryenle doğan çocuklar hemen anne karnına hemen çıkıyorlar kolayca. Bu çocuklarda topuklarına iğne batırıldığı zaman stres hormonu daha çok salgılanıyor. Ama doğum kanalından böyle 1-2 saat zorlanarak geçen çocukların topuklarına iğne bastırıldığı zaman daha az stres hormonu salgılanıyor. Bu nasıl açıklanıyor bu çocuklar oradaki o doğumun verdiği mücadele onları güçlendiriyor. Onun için Nietzsche'nin o sözü çok güzel bir söz, öldürmeyen darbeler güçlendirir diye. Evet. Yani bu nedenle bu olaylara böyle ümitsizliğe düşmeden olayları üzerine giden kişiler kolay kolay tüketmiş sendromuna girmiyorlar. Ama bu tabii tükenmiş sendromunda iş yeri yöneticinin de yapacağı şeyler var. Yani kişilere iş doyumu çok önemli. Yüksek motivasyon dediğimiz, yapmalısın, başarmalısın, sen aslansın, kaptansın deyip yüksek motivasyon verince kişi yapamayınca bırakıveriyor kendini. Halbuki böyle durumlarda küçük başarılara ihtiyacı var kişinin. Böyle ödüllere ihtiyacı var. Bunlarla takdir, övgü, onay sözlerinin yoğun olduğu iş yerlerinde tükenmişlik sendromu daha az oluyor. Ama devamlı eleştirinin olduğu iş yerlerinde daha fazla oluyor. Devamlı negatif iletişimin olduğu, devamlı öfke, bağırma, çağırma, korkutarak toplumu yönetirseniz tükenmişlik sendromu artar. Ama böyle diyalogla, paylaşımla toplumu yönetirseniz, açık iletişimin olduğu yerlerde, mesela iş yerlerinde daha az oluyor tükenmişlik sendromu. Kapalı toplumlarda daha fazla,
kapalı iletişimde daha fazla. Yani böyle durumlarda insanlar güvenden çok korkuyla hareket ediyorlar. Halbuki bir iş yerinde, bir ülkede korku istisna, güven esas olmalı. Ama korkunun yaygın olduğu toplamlarda tükenmiş sendromu oluyor ve daha çok öfkelilik oluyor, sinirlilik oluyor, tartışmalar oluyor, grup stresi dediğimiz durumlar oluyor. Ufak bir kıvılcımdan olaylar çıkıyor. Onun için bu şeydi, toplumu patlatır böyle korkuyla yönetilmek. Ya da iş yerinde devamlı işten atılma korkusuyla yönetilmek. Bunlar o iş yerinde insanları tüketir ve sık sık ve iş değişimi olur. Yani çalışan değişimi olur böyle iş yerlerinde. İnsanlar yurt dışına kaçarlar. Yani giderler. Bu nedenle yani burada güven oluşturmak çok önemli. Hatta bunu Fukuyama yüksek güvenlik toplumlar diye ayırmış. Yüksek güvenlikli toplumlarda keşifler daha fazla, başarı daha fazla, daha yüksek. Düşük güvenlikli toplumlar korku toplumları. Hep savunmaya yönelik çalışıyor kafalar, korkuyla yaşıyorlar. Böyle toplumlarda keşifler daha az oluyor, icatlar daha az oluyor. Onun için yüksek güvenlikli toplumlar yapmak için insanları nasıl yaparız diye Nobel ödülü alan çalışmalar oldu bu konuda. İnsanın iş böyle satın alma davranışını, yatırım hevesini kıran zihinsel tuzaklarla ilgili. Yani bu nedenle bunlar hepsi kişinin zihinsel tuzakları tükenmişlik sendromuna götürüyor diyebiliriz. Yani ama çözümü var. Hiç sakın karamsar olmamak gerekir. Ben de tükenmişlik sendromu başladı diyorsak muhakkak kişinin A planını değil B planına geçsin. Alternatif oluştursunlar. Bir de aceleci sabırsız kişilerde çok oluyor. Böyle hemen olsun, şimdi olsun, çabuk olsun değil. Evet. Aceleci sabırsızlık da bu. Yani şimdi yeni gençlerin en önemli risklerinden birisi dayanıklılık eğitimi veriyoruz onlara. Dayanıklılık, psikolojik sağlamlık eğitimi veriyoruz. Ve bunlar da o müddet sonra güçlenerek çıkıyorlar bu süreçten. Tükenmişlik sendromunu şöyle bir analiz etmeye çalıştım. Evet, örneklerle de alıntılarla da çok da yerinde oldu. Güzel oldu. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Tarhan. Haftaya rica görüşmek ederim. Üzere efendim. Kolaylıklar sizlere de. Rica ederim. Estağfurullah. Hoşçakalın. İyi yayınlar. Sağ olun. Ve şimdi de kısa bir müzik aramız var. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz.